Deva Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Sinop İl Teşkilatımızın ve Gerze İlçe Teşkilatımızın çok değerli başkanları, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, değerli teşkilat mensuplarımız, sevgili Gerzeli Sinoplu gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Gerze İlçe Teşkilatımızın birinci olağan kongresine hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Gerze İlçe Teşkilatımızda görev alan ve görev alacak tüm arkadaşlarımızı kutluyor. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Yaklaşık 8 ay sonra yeniden ülkemizin en kuzey iline, Sinop'a gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu güzel ilimizde ve bu güzel ilçemizde, Gerze'de olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan 8 ay önce geldiğimizde çok sıkışık bir program yürütüyorduk. Çok hızlı bir şekilde 41 ili tamamlama derdindeydik. Ki seçime girmeye hak kazanmak için biliyorsunuz 41 il ve o illerin, ilçelerin üçte birinde örgütlenmek gerekiyor. İşte Sinop'ta o ilk 41 ilimiz içerisine girmeyi başaran bir ilimizdi. Birhan Bey sağ olsun çok kısa bir süre içerisinde güzel bir çalışma yaptı, güzel bir teşkilat oluşturdu ve il kongremizi tamamladık. Ancak Sinop'ta toplam 3-4 saat ancak kaldık ve değerli il başkanımıza Birhan Bey'e demiştim ki biz Sinop'a borçlandık. Bugün biraz da işte o borcumuzu ödemeye geldik. Hem Gerze'de hem de Sinop'ta güzel program yapacağız inşallah. Tabii o günden beri gerçekten ülkemizin güneyinden batısına, doğusundan ortasına karış karış gezmeye devam ediyoruz. Daha geçtiğimiz hafta güney sahil illerimizdeydik. Antalya'daydık, Alanya'daydık. Orada merkez ve ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. Gittiğimiz her yerde, her il ve ilçede vatandaşlarımızın çığlığını duyduk. Dertlerini dinledik. Bir dokunduk, bin ah işittik. Partimizi anlattık. Deva Partisi'nin Türkiye için yaptığı çalışmaları, hazırlıkları vatandaşlarımızla paylaştık. Gerçekten değerli arkadaşlarım, şu anda Deva Partisi tüm siyasi partiler içerisinde ülkemizin yarınla ile ilgili en detaylı hazırlığı yapan siyasi parti. Biz her konuda detaylı eylem planları hazırlıyoruz. Bu eylem planı ne demek? Eylem planı seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 gününde ve ilk 360 gününde yapacaklarımızın detaylı listesi demek. İlk eylem planımızı bundan yaklaşık bir ay önce Çukurova'da bir tarım merkezimizde Adana'da açıkladık. Arkasından Mersin ve Konya programlarımızda da 2-3 günlük bir programla tarım eylem planımızın lansmanını tüm Türkiye genelinde gerçekleştirmiş olduk. Aklınıza gelen pek çok sorunun nasıl çözüleceğini ve ne kadar bir zaman içerisinde çözüleceğini takvime bağlanmış şekilde açıkladık. Bakın bu yalnızca bugünkü siyaset tablosunda bir ilk değil, aynı zamanda yakın siyasi tarihimizde de bir ilk. Daha önce hiçbir siyasi parti henüz seçim takvimi bile açıklanmazken, seçim tarihi bile belli değilken, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ilk 90 günlük ve ilk 360 günlük eylem planı açıklıyor. Tam 56 madde. Bu eylem planımızı eş zamanlı olarak Türkiye'nin 81 vilayetinde tarımla, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza, ziraat odalarına, birliklere de ulaştırdık. Ve o gün bugündür, bakın bir ay geçti, eylem planımıza tek bir nokta, tek bir eleştiri duymadık. Bu çok büyük bir başarıdır. Demediler ki ya şurasında bir yanlışınız var, şunu şöyle demişsiniz ama bu öyle değil, böyle bir şey yok çok şükür. Dersimizi iyi çalıştık. Ama sadece tarım ve hayvancılıkta değil, her konuda biz dersimizi iyi çalışıyoruz, her konuda.
yaklaşık 20 ayrı başlıkta şu anda üzerinde çalıştığımız ve tamamlamak üzere olduğumuz eylem planlarımızı önümüzdeki aylarda parça parça açıklayacağız. Yaklaşık 20 ayrı alanda. Böylece Türkiye'deki tüm sorunların nasıl bir takvim içerisinde ve hangi adımlarla çözüleceğinin de detaylarını vatandaşlarımıza paylaşmış olacağız. Bu bizim için önemli bir sorumluluk. Sorumluluk taşıyan bir siyasi partinin bunu zaten yapması gerektiğini biz düşünüyoruz. Sadece ya siz bize güvenin, biz bakarız, hallederiz. Böyle değil. Nasıl yapacağımızı ve ne zaman yapacağımızı ortaya koyuyoruz. Bakın bu çok farklı bir yaklaşım. Ve inşallah zaman geçtikçe görünecek ki bu ülkenin sorunlarına gerçekçi çözüm üreten, bu ülkenin sorunlarını çözmek için samimi çaba içerisinde olan, yeni kurulmasına rağmen 81 ilde örgütlenen ve 650 ilçede ilçe başkanı olan şu anda bir parti Deva Partisi. Bakın kuruluşumuzun üzerinden daha yeni 16 ay geçti. 16 ay. Bu kadar kısa süre içerisinde hızlı örgütlenmek, seçime girme hakkını elde etmek ve aynı zamanda da Türkiye'nin bütün sorun alanlarına çözüm üretmenin detaylı çalışmasını yapmak değerli arkadaşlar o kadar kolay bir iş değil. Ama biz bunu başardık, başarıyoruz inşallah. Değerli arkadaşlarım, ülkemiz uzun bir zamandır derin bir yönetim krizinin içinde şu anda. 2017'de anayasa oylamasıyla yürürlüğe giren ve 2018'de de fiili uygulamaya başlayan taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin memlekete hiçbir faydası olmadı bugüne kadar. Tam tersine zarar üstüne zarar görüyoruz. Bakın, hukukun üstünlüğü gibi çok temel bir ilke var biliyorsunuz. Bir devleti ayakta tutan en önemli ilkelerden birisi hukukun üstünlüğü. Yani herkesin kendisini evrensel hukukla, anayasayla, yasalarla bağlı hissetmesi ve buna saygı duyması, uyması. Türkiye'de artık bu ülke kalmadı. Böyle bir şey yok. Hukuk falan yok. Anayasa Mahkemesi, ülkemizin en üst yargı merciği bir karar veriyor arkadaşlar. Alt mahkeme uymuyor. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin cumhurbaşkanı tanımıyorum diyebiliyor. Bu yaşandı bu ülkede. Kaç sefer yaşandı üstelik. Hatırlayın, milletvekili Enis Berberoğlu'nun başına gelmişti. Tutuklandı, yargılandı ve en sonunda Anayasa Mahkemesi ne dedi? Burada dedi, hak ihlali var dedi. Burada bir yanlış var dedi. Ama alt mahkeme tanımadı. Sonunda Anayasa Mahkemesi ikinci defa hak ihlali vardır dedikten sonra ancak Enis Berberoğlu tekrar meclise dönebildi. Düşünebiliyor musunuz? Bir alt mahkemenin haddine mi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak? Ama bu alt mahkeme gücü kimden alıyor? Normalde anında HSK soruşturması başlanacak bir konu alt mahkemenin uymaması. Çünkü anayasa ihlali yapıyor. Anayasa ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır diyor. İstisna tutmuyor. Herkes buna uyar diyor. Alt mahkemesi de uyar diyor. Meclis de uyar diyor. Cumhurbaşkanı da uyar diyor. Herkesi bağlar diyor. Anayasa bunu söylüyor. Ve maalesef alt mahkemenin hak ihlali kararına bile direndiğini bu ülkede gördük. Bu kararlara uymayanları teşvik eden, destekleyen bir yönetim zihniyeti, bir iktidar var şu anda Türkiye'de. Daha yeni değerli arkadaşlarım. Bir başka vaka. Ömer Faruk Gergerlioğlu benzer bir süreci yaşadı. Yaklaşık 100 gündür tutukluydu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince bu yanlış düzeltildi. Ancak daha alt mahkemeye karar gitmeden hükümetin, bugünkü iktidarın küçük ortağı konuşmaya başladı. Krizlerin ortağı Bahçeli dün Anayasa Mahkemesi'ni hedefe koydu ve neredeyse hakarete varacak ifadeler kullandı. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede çarpık da olsa, azıcık işleyen bir adalet varsa, az da olsa işleyen bir yargı mekanizması, bir hukuk süreci varsa biz bunu bugünkü iktidarın ortaklarına kurban edemeyiz. Krizlerin ortağı Bahçeli'ye ben buradan seslenmek istiyorum.
Krizlerin ortağı diyorum çünkü biliyorsunuz ülkede ne zaman kriz olsa o bir şekilde hükümet ortağı. Onun için biz kendisine krizlerin ortağı diyoruz. İşte 2001'de kriz vardı, hükümet ortağıydı. Bugün kriz var, yine hükümetin ortağı. Ve güçler ayrılığını yok sayarak ihlal ettiğiniz mevcut anayasada bile Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır diyor Sayın Bahçeli, bakın. Herkes için bağlayıcıdır diyor. İstisnası mislisası yok. Hele hele anayasada Bahçeli hariç diye bir hüküm de yok. Gerçekten hep beraber artık yeter dememiz gerekiyor. Güç koşullarda görevini yapmaya çalışan hakimleri meclis kürsülerinden hedef alanlara artık yeter dememiz gerekiyor. Biz haksız yere özgürlükleri kısıtlananların, tutuklananların hep yanında olduk olacağız. Nerede bir hak ihlali varsa, nerede bir zulüm varsa işte o haksızlığa uğrayan, zulme uğrayanların yanında biz olacağız. Aynı zamanda bu hak ihlali kararlarını alan, bunların altına imza atan cesur hakimlerin, yargıçların da yanında olacağız. Bu vesileyle ben Ömer Faruk Gergerlioğlu'na buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi de ayrıca iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, anayasanın her gün apaçık şekilde ihlal edildiği bir ülkede hukukun varlığından söz etmemiz mümkün değil. Hukukun olmadığı bir ülkede de iyiye giden bir ekonomiden söz etmemiz mümkün değil. Boşuna uğraşmasınlar, boşa kürek çekmesinler. İyi bir ekonomi, sağlam bir ekonomi ancak sağlam bir hukuk temeline oturur. Siz o temeli her gün kazıyorsanız, o temeli her gün çürütüyorsanız, o çürük temel üzerine sağlam bir ekonomi inşa edemezsiniz. Bu bir hayal. Zaten değerli arkadaşlarım yapamıyorlar. Bakın olmuyor. Enflasyon bu ülkede artık çift haneli rakamlara tekrar çıktı. Bakın indiremiyorlar. Enflasyonu aşağı çekemiyorlar. Faizler uçtu gitti. Döviz kuru. Tutabilene aşk olsun. Paramız pul oldu ya, pul. İşsizlik tarihi rekorlar kırıyor şu anda. TÜİK'in işsizlik istatistiklerini tutmaya başladığı ilk günden itibaren hiçbir zaman bu ülkede şu son dönemdeki kadar yüksek bir genç işsizlik oranı görülmemişti. Böyle bir şey görmedi Türkiye. Bu ülkenin gençleri umutsuz, karamsar, geleceklerini başka ülkelerde hayal ediyorlar. Halkımız bugün pazardan çürük, sebze, meyve topluyor. Marketlerde peynir, yağ, hatta bebek maması bile kilit altında satılıyor arkadaşlar. Vatandaşımız gramla alışveriş etmeye başladı, gramla. Karpuzu bakıyorum, dilimlere bölüyorlar. Manav fiyat yazıyor, yarım kilosunun fiyatını yazıyor. Zaten bir kilo alan kalmadı artık. Yazık değil mi bu ülke? Bu yaşadığımız ekonomik kriz var ya değerli arkadaşlar, bunun tek bir sebebi var, tek bir sebebi. O da kötü yönetim. Başka bir şey değil. Bakın, taraflı cumhurbaşkanının göreve başlamasından bu yana ki ilk 2 yılı biliyorsunuz bir de akraba bakanı görevlendirmişti. Taraflı cumhurbaşkanı, akraba bakan el ele verdi. Bakın o gün bugündür neler oldu. Hazinenin borcu 2 yılda tam 2'ye katladı. Bakın. 2018-2020 arasında tam 2'ye katladı. 2018 ne demek? 2018 Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı demek. Cumhuriyet tarihinde 95 yıldır birikmiş bir borç stoğu kadar 2 yılda bir o kadar daha borç yaptılar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tam 2'ye katladı. Ve koskoca ülkenin koskoca ülkenin gelecek nesillerinin sırtına bu borç kaldı. Çalışanlarımızın alın teri olan, ihracatçılarımızın, turizm çalışanlarımızın, bu otelde bakın çalışıp temizlik yapan, yemek yapan, misafirlere yemek ikram eden, turizm çalışanlarımızın alın teri olan döviz rezervi. Tam 130 milyar dolar eritildi, 130 milyar dolar.
adeta bir kibrit çakıp yakarcasına cayır cayır 2 yılda sattılar, -60 milyar dolara düşürdüler bu ülkenin dövizesini. Yazık, günah değil mi? Ve Merkez Bankası'nın yedek akçelerini bir gecede sıfırladılar, bir gecede. 3 yılda değerli arkadaşlarım, 3 milyon insanımız daha yoksullaştı. Zengin ile yoksul arasındaki fark, en zengin ile en yoksul arasındaki fark tam 26 katı geçti. Bu ülkede biz mutlak yoksulluğu sıfırlamıştık. Dünya Bankası'nın raporlarında artık Türkiye mutlak yoksulluğun olmadığı bir ülke olarak kayıtlara geçmişti. Şimdi bakıyoruz son yıllarda tekrar raporlara mutlak yoksulluk oranları açıklanıyor Türkiye ile alakalı. Değerli arkadaşlarım, kısacası bu sistem ülkemizi fakirleştirdi. Çünkü değerli arkadaşlarım, ekonominin temeli hukuktur, adalettir. Eğer siz hukuku tesis etmezseniz o ülkede ekonomi gelişmez, topyekün bir kalkınma, topyekün bir zenginleşme olmaz. Bakın, bugünkü iktidar başka neler neler yaptı. Bağımsız işlemesi gereken kurumları şamaroğullarına çevirdi. Merkez Bankası, BDDK, SPK, bütün bunlar bağımsız çalışması gereken kurumlar. Bağımsız çalışması gereken kurumlar bağımsız çalışmadığında neler oluyor memlekette? Bir, bu kripto para skandalı yaşadık mı? Milyarlarca dolar bu milletin, vatandaşının birikimi heba oldu bakın daha birkaç ay önce. Daha yeni. Bu ev alma sistemi var biliyorsunuz. İşte insanlardan para topluyorlar, sonra topladıkları parayla ev dağıtmaya başlıyorlar. Tam 20 tane bu tür çalışan şirket kapatıldı. Peki bunlar para toplarken ben soruyorum, devlet neredeydi? Bu ülkenin gençleri kripto paralara, kripto para borsalarına paralarını yatırırken devlet neredeydi? Yine soruyorum. Bu arkadaşınız 13 yıl ekonominin başında oldu. Bu 13 yıl boyunca bir kere böyle bir skandal duydunuz mu? Bir kere bir mağduriyet duydunuz mu? Bu ülke tarihinde bir banker krizi yaşadı. 2001-2002 yıllarında tam 19 tane banka battı bu ülkede. Bunların hepsini yaşadı bu ülke. Ama biz ne yaptık? Hemen bağımsız kurullar oluşturduk. Ve bunlar çok sıkı bir denetim yaptılar, sıkı bir denetim. Siyasi etkinin asla nüfuz edemeyeceği yapılar oluşturduk. Şimdi bu mağduriyetler var ya, mağduriyetler, bu para batıran insanlar ve paranın battığı kuruluşlara bakın, biraz şöyle kazıyın, altından mutlaka ve mutlaka siyasi ilişkiler çıkıyor. Bu bağımsız olması gereken kurumlar bağımlı olunca onları denetlemekten korkuyor. Ya gider denetim yaparsam acaba benim başıma bir iş gelir mi? Acaba bir iktidar bağlantısı çıkar mı? Acaba arkasından yukarılarda birilerine işin ucu dokunur da ben işimden olur muyum, kovulur muyum diye korku içinde çalışıyor bu kurumlar. Onun için bu kurumların bağımsız olması çok önemli. Hiçbir siyasi etki altında kalmadan düzenlemelerini ve denetlemelerini yapmaları çok çok önemli. Bir ekonomi ancak böyle sağlam tutulur, böyle ayakta tutulur. Ve değerli arkadaşlarım, 2018'den beri ülkenin durumu belli. 2018 seçimlerinde, seçim kampanyasında Sayın Erdoğan ne diyordu? Bana yetkiyi bir verin. Faizle de, enflasyonla da nasıl mücadele ederim size göstereceğim diyordu, değil mi? 3 yıl geçti, 3. Ha, bu arada kimse pandemi bahane etmesin. Pandemiden önce bu ülkenin döviz rezervi satıldı. Pandemiden önce yedek akçeler sıfırlandı. Pandemiden önce bu ülkenin işsizlik oranları rekor kırdı. Şimdi pandeminin arkasına saklanıyorlar. Diyorlar ki ya pandemi. İyi de rakamlar ortada. Sen pandemiden önceye de bak. Pandemi ne zaman? 2020'nin Mart ayında geldi değil mi ilk? Daha doğrusu ilk o zaman açıklandı. Daha önce gelmiş, gizlemişler, saklamışlar. Onlar da teker teker ortaya çıkıyor. Ayrı mesele de. Mart ayında açıklandı. 2020'nin Mart ayından önce yedek akçeleri siz sıfırladınız. 2020'nin Mart ayından önce bu ülke krize girdi, ekonomi krize. 2019'da bu ülkenin büyümesi sadece %1. Kimse pandeminin arkasına saklanmasın. Böyle bir şey yok. Hani faiz düşecekti? Bütün dünyada pandemi var değil mi? Peki bütün dünya pandemiden etkilenirken niçin bizim Merkez Bankası faizi
Avrupa'nın en yüksek faizi %19 ya. O da piyasanın tabanını teşkil ediyor diyorsunuz, taban. Yukarıya doğru piyasa faizi 25, 30. Avrupa'da birinciyiz. En yüksek faiz bize. Dünyada yedinciyiz ya, yedinciyiz. Bakın değerli arkadaşlar, rekor üstünde rekor, rekor üstünde rekor. Şu geçen ayın başında, Mart daha doğrusu, Mart, pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamı var ya, üfede %42, son 20 yılın rekoru ya. Son 20 yıldır bu ülke bu kadar yüksek enflasyon görmemişti arkadaşlar. 20 yılın rekoru. Bir başka rakam, dün açıklandı. Reel efektif kur endeksi. Bakın, reel efektif kur endeksi. Bu ne demek? Enflasyonla döviz kurunu beraberce ele alıp ölçen bir endeks. Yani ülkede enflasyon ne kadar artmış, kur ne kadar artmış? Göreli olarak dünyaya göre ülke ne kadar zenginleşmiş, ne kadar fakirleşmiş? Paramızın değeri ne kadar düşmüş, ne kadar kendini korumuş? Dün açıklanan Merkez Bankası'nın reel efektif kur endeksi değerli arkadaşlarım, İstatistiklerin yayınlandığı ilk günden bu yana, ki ta istatistikler 1994'e dayanıyor. 1994'ten bu yana en düşük noktada bakın. Dün açıklanan rakam 59.77. O da tabii resmi istatistiklere güveniyorsak, o ayrı bir hikaye. Ben sadece resmi istatistiklerden, dün yayınlanan Merkez Bankası'nın raporundan bunu söylüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaşı müsait olanlar hatırlar, bir 5 Nisan krizi yaşadı bu ülke. 5 Nisan 94. Kur fırladı gitti. Para pul oldu. O Çiller dönemi. Başka, ülke bir 2001-2002 krizi yaşadı. Kur fırladı gitti. Gecelik faizler 7500'ü buldu. Bakın, şu andaki döviz kurunun geldiği nokta hem 5 Nisan 94 krizine göre hem de 21 Şubat 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada. Sadece bu reel efektif kur endeksi bile bize gösteriyor ki eğer ülkede bir kur krizinden, bir döviz krizinden bahsediyorsak şu anda yaşanan krizin boyutu 94 krizinden de 2001 krizinden de daha kötü. Rakamlar bunu bize gösteriyor. Bakın, eksi 60 milyar dolara düşmüş bir döviz rezervi bu ülke yaşamamıştı daha önce. Böyle bir şey yoktu. Biz döviz rezervlerini 27 milyar dolardan aldık. Tam 132 milyar dolara çıkarttık. Damla damla biriktirdik. Ak akçe kara gün içindir dedik. Bunlar tam bir miras yedilik anlayışıyla, tam bir vurdum duymazlıkla, tam bir har vurup harman savunma çalışması içerisinde bu ülkenin kaynaklarını tükettiler, yok ettiler. Onun için pandemi gelip de vurduğunda bu ülkenin esnafına, çiftçisine, dar gelirlisine, işsizine bu hükümet, şu andaki hükümet gerekli desteği vermedi, veremedi. Pandemi öncesinde kaynakları tükettikleri için Türkiye bütün G20 ülkeleri içerisinde kendi vatandaşına doğrudan destek açısından en düşük desteği veren ülkelerden birisi oldu. Bakın, turizm sektörü, turizm çalışanları, restoranlar, kahvehaneler çok çok olumsuz etkilendi bu süreçte. Sanatçılarımız çok olumsuz etkilendiler. Ama en zor günde devlet yanlarında duramadı. Ben kaç tane esnafımızdan duydum, kaç esnafımızdan? Ben dedi 20 yıldır, 30 yıldır bu ülkeye vergi verdim, vergi verdim. Pandemi başladığında devlet bana IBAN numarası verdi dedi ya. Böyle bir şey olur mu dedi. 20 yıldır, 30 yıldır vergi veren esnafımız bir yıl, bir buçuk yıl zorluk çektiğinde eğer o devlet, o hükümet, o esnafın yanında duramıyorsa bunların artık gitme zamanı gelmiş demektir arkadaşlar. Gerçekten çok yazık. Bakın, enflasyona bakıyoruz. Şu TÜİK'in açıklandığı, üstelik makyajlı enflasyon bu, makyajlı. Gerçek enflasyonun bu olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Bu bile, bu bile. TÜFE'de %17, ÜFE'de biraz önce söyledim %42.9. Bakın, bunlar makyajlı rakamlar bile artık rekor seviyede. Çünkü niye? Artık mızrak çuvala sığmıyor.
o akraba bakan döneminde ne kadar üstünü kapatmaya çalıştıkları yanlış varsa, ne kadar zarar varsa artık mızrak çuvala sığmadığı için mecburen gerçek rakamlara doğru yavaş yavaş rakamları değiştirmeye başlamak zorunda kalıyorlar. Sağlıkta da aynısı yaptılar. Sağlıkta da aylarca gizlediler. Gerçek vaka sayılarını açıklamadılar. Biz ısrar edince ve aşı tedarikinde zorluk çıkınca gerçek rakamlar açıkladılar. Niye? Çünkü aşıyı tedarik edenler dediler, ya sizde vaka fazla değil. Çok daha fazla vakası olan ülkeler var. Biz önceliği o tarafa vereceğiz. Öyle deyince apar topar hemen, hatırlayacak olursanız, vaka sayısı günlük 15 binden hemen 30 bine çıktı. Bir anda istatistikleri değiştirdiler. Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bu iş böyle. Devleti yönetiyorsanız doğru olacaksınız. Dürüst olacaksınız. Vatandaşlarınızla doğruyu paylaşacaksınız. Değerli arkadaşlar, Avrupa'nın en yüksek faizi bizde. Avrupa'nın en yüksek enflasyonu bizde. Faizle artık Kongo'yla, Zambiya'yla yarışıyor bu ülke. Türkiye'nin şu anda düştüğü lig bu. Lig ardına lig düşürüyorlar. Her sene defalarca lig düşürürler Türkiye'ye. Ve halkımızın hissettiği gerçekler bu resmi enflasyonlara göre değerli arkadaşlarım çok daha kötü. Resmi enflasyonlarla ne kadar gizlemeye, saklamaya da çalışsalar halkımız gerçekleri görüyor. Gerçek işsizliği görüyor. Gerçek enflasyonu yaşıyor. Alışverişe giden herkes biliyor enflasyonun ne olduğunu. Değerli arkadaşlarım, yapamadılar. Yapamazlar. Yapamayacaklar. Bak ben açık ifade ediyorum buradan. Bugüne dair söylenecek artık ne bir sözleri var, ne de yarına dair bir sözleri var. Konuştukları her başarı en az 6 yıl önceye ait. Bakın daha pazartesi günü kabine toplantısı sonrasında Sayın Erdoğan ekonomik başarılarla övünüyor. Diyor ki biz hem büyüdük diyor, hem de enflasyonu düşürdük diyor. Ya o gene yapın. 6 yıldır niye yapamıyorsunuz? Ben ve ekibim ayrıldıktan sonra son 6 yıldır ülkenin düştüğü durum belli. Madem kendinize ben ekonomistim diyorsunuz, benim alanım ekonomi diyorsunuz, madem o dönemlerin başarısını ben yaptım diyorsunuz, gene yapın. Elinizi tutan mı var Allah aşkına ya? Tek yetkili olmayı çok istediniz. Tek imzayla ben aklıma gelen her şeyi yapabilmeliyim dediniz. 2018'den itibaren de bunu yapıyorsunuz. Bağımsız kurum mu kaldı ülkede? Sizin yap deyince yapacağınıza itiraz edecek bir ekonomik birim var mı bu ülkede? Merkez Bankası başkanlarını laf dinlemiyordu diye görevden alan siz değil misiniz? İşte laf dinleyen Merkez Bankası başkanını koydunuz oraya. Ben soruyorum, niye faiz %19? Niye talimat verip o faizi düşürmüyorsunuz? Hadi. Konuştukları her şey, her başarı değerli arkadaşlarım, en az 6 sene öncesine ait. Ve o kurumların başında işin ehli insanlar varken olanları anlatıyorlar bakın. Bugüne dair tek bir başarı konuşamıyorlar çünkü yok. Ama Sayın Erdoğan aynı konuşmasında, pazartesi günü konuşmasında bir de itirafta bulundu. Aslında paramızın pul olduğunun bir itirafını yaptı. Ne dedi? Şu an Avrupa'da benzinin en ucuz olduğu ülkeyiz dedi. Eskiden Avrupa'dan gelenler ülkemize girmeden önce arabaların deposunu doldururken, şimdi tam tersi oldu. Ülkemizden çıkmadan önce depolarını doldurup çıkıyorlar dedi. Bakın buradan tekrar ben Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. 1 euro 10 lirayı geçti. Euroları diğer ülkelerden gelen insanlar bozdurup harcıyor. Elbette ki depolarını fulluyacaklar. Paramız pul oldu. Siz bu yabancıları bırakın da biraz kendi vatandaşlarımıza bakın ya. Yani yabancıların depolarını fullemeleriyle övünmek bir ülkenin cumhurbaşkanının tespiti olamaz ki. Sevinecekse onlar sevinsin.
Bizim kendi vatandaşımız ne yapıyor? Bizim kendi vatandaşımız deposunu fullleyebiliyor mu? Siz ona bakın. Bizim kendi vatandaşımız buzdolabını doldurabiliyor mu? Siz ona bakın biraz ya. Sayın Erdoğan, bizim vatandaşımızın deposu boş, buzdolabı boş. Bu yoksulluktan, bu fakirlikten haberiniz yok mu sizin ya? Bakın değerli arkadaşlarım, bizim vatandaşımız aç, gençlerimiz işsiz. Ama kimi bakan yardımcıları, kimi üst düzey bürokratlar bakıyoruz, kaç tane şirketin yönetim kurulunda görev alıyorlar. Birkaç yerde birden çalışıyormuş gibi gösteriliyorlar. İktidara yakın kim isimler? Kamu idarelerinin yönetimdeki kurullarındaki görevler sayesinde her ay 5 yerden, 10 yerden maaş alanlar var bu ülkede. Neymiş? Huzur hakkıymış. Ya huzur hakkı diyorsunuz da bu millet huzursuz. Bu vatandaş aç. Siz yanınızdaki 3-5 kişinin huzurunu düşünüyorsunuz da bu 84 milyonun huzurunu niye düşünmüyorsunuz? Ve bakın kendileri de yetmiyor. O kişilere bakın, ayrıca eşlere de birkaç maaş bağlanıyor sağdan soldan. Yetmiyor. Bir maaş yetmiyor, iki maaş yetmiyor, üç yetmiyor, beş, on. Hem de ne maaşlar? Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında kaldı ama bakıyoruz umurlarında değil. Yoksulluk sınırı şu andaki asgari ücretin 3 katından fazla, takmıyorlar. Asgari ücretin 50 katından fazla kazananlar ne açlıktan anlıyor, ne yoksulluktan, ne işsizlikten, ne de umutsuzluktan. Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Evet, bu hükümet artık bu ülkemize huzur vermiyor. Her yaştan insan buhranda. Hele gençler gerçekten çok ciddi bir gelecek kaygısı yaşıyor. Ama değerli arkadaşlarım bakın biz bu karanlığı yok edecek. Ülkemizi huzurlu yarınlara buluşturacak tek umut olduğumuzu bilerek çalışıyoruz. Bunun için yola çıktık. Biz üzerimize düşen büyük sorumluluğun da gayet iyi farkındayız. Bunu biliyoruz. Ve değerli arkadaşlarım bakın sözümüz söz. Biz bu ülkeyi zengin ve özgür bir ülke yapacağız. İmkansız, yapamazsınız, başaramazsınız diyorlardı bize. Yıl 2002. Bu arkadaşınız hazineden sorumlu, ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak göreve başladı. O gün faizler %66. 34 yıldır enflasyon iki hane olmuş, üç haneli olmuş. Bu artık düşmez diyorlar. Bu enflasyon kader diyorlar. Hatta enflasyon canavarı karikatürleri çiziliyor. Çünkü enflasyon canavarı ne demek? Ya işte bir tabiattan gelen bir şey yani. Hani kontrolümüzde de değil. Böyle bir canavar var. Bununla da baş edemiyoruz. Bu var yani. Ve dediler bize yapamazsınız dediler. Olmaz dediler. Hiç uğraşmayın dediler. Bu devletin borcu çok, ödeyemezsiniz. Bırak uğraşmayın dediler. İflas ilan edin dediler. Bunların hepsini söylediler o günlerde. Ama yapmadık. Dedik ki biz ekonomide başarının temelinde güveni görüyoruz dedik. Güveni. Biz güveni sağlayacağız. Önce güveni sağlayacağız, ondan sonra bu ülke ayağa kalkacak dedik. Ve inanın 34 yıldır iki haneli, üç haneli giden enflasyon sadece iki yılda tek haneye düştü. 2004'ün sonunda biz paradan 6-0 attık. En küçük banknot 1 milyondu. 6-0'ını attık. Ve ülkemiz yeniden itibarlı bir ülke haline geldi. Paramız yeniden itibarlı bir para birimi haline geldi. Şu andaki hükümet iki de bir lafın başı ne diyor? Milli, yerli. Milli, yerli. İyi de bu bizim paramız, Türk lirası. Bizim yerli ve milli paramız değil mi? Siz bizim yerli ve milli paramızı niye pul ediyorsunuz ya? Kars'a gidiyoruz, Ardahan'a gidiyoruz. Diyorlar ki Gürcüler gelip de keşke biraz döviz bıraksa. Edirne'ye gidiyoruz, Kırklareli'ye gidiyoruz. Ya Bulgarlar gelse keşke biraz döviz bıraksa. Eskiden Bulgaristan'dan gelenlerin bıraktığı leva bahşişi kağıttan daha değersiz diye çöpe atan restoran sahipleri şimdi ya keşke gelselerdi biraz leva bıraksalar diyor. Ya Gürcistan'ın parası, Bulgaristan'ın parası bizim paramızdan daha kıymetli hale gelmiş. Yazık değil mi bu ülke?
Mukayese edilebilecek bir durum var mı? Türkiye 84 milyonluk nüfus. Küçülmüş haliyle bile dünyanın hala 20 ekonomisinden birisi. En büyük 20 ekonomisinden birisi. Yazık değil mi bizim sınırda yaşayan vatandaşlarımızın sınırın ötesindeki bizimle mukayesesinin gayet zor olan ülkelerle böyle mukayeseler yapıp da adeta gıptayla imrenerek bakması. Yazık değil mi? Ve değerli arkadaşlarım şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bizim hiçbir hedefimiz imkansız değil. El ele, omuz omuza hep birlikte başaracağız. Yaptık, yine yaparız. Zor zamanlardan geçtiğimizi biliyoruz. Ama tam da bu zor zamanlardan geçtiğimiz için buradayız. Şu anda Gerze'de bu ülkenin çok çok büyük problemleri olduğu için ve bu problemlere bir çözüm olmak için, dertlere deva olmak için biz bu salonda toplandık. Nasıl Gerze'de toplanıyorsak Türkiye'nin 650 ilçesinde biz şu anda bunu yapıyoruz. İşte yola çıkış amacımız da bu. Biz nasıl yol yürüyeceğimizi de biliyoruz. Biz bu ülkenin hangi yoldan gitmesi gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Sevginin, saygının, eşitliğin ve adaletin esas olduğu, hakikatin yolundan bir an bile ayrılmayacağımızı biliyoruz. Hepsinden de önemlisi, biz bu ülkenin demokrasiyi, adaleti ve zenginliği hak ettiğini çok iyi biliyoruz. Biz bu ülkenin deva iktidarını hak ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi adaletsizliği, yoksulluğu, yoksunluğu hak etmediğine inandığımız için buradayız. Biz herkesin güven içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için buradayız. Temel amacımız herkesin insan onuruna yaraşır, iş, aş, huzur ve refah sahibi olduğu bir Türkiye'dir. Hedefimiz yatırımla, üretimle, ihracatla, bilek gücüyle, alın teriyle, akıl teriyle büyüyen, herkese eşit fırsatlar sunan bir Türkiye'dir. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu ülkede özgürlüklerin teminatı biz olacağız. Kazanılmış tüm hakların teminatı biz olacağız. Ekonominin, refahın teminatı biz olacağız. Özgürlükler üzerindeki baskıyı da biz kaldıracağız. 81 şehirde, binlerce mahallede, on binlerce kişiye ulaşan kadromuzla beraber, hep beraber, sokakta, çarşıda, pazarda halkımızın derdini dinleyeceğiz. Her zaman sahada olacağız. Her zaman milletimizle birlikte yürüyeceğiz. Çünkü değerli arkadaşlarım, artık vakit geldi. Vakit artık demokrasi vakti. Vakit artık atılım vakti. Artık Gerze'nin de devası var, Sinop'un da devası var, Türkiye'nin de devası var ve bizler hep beraber hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun.